Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz biliyor musunuz? Kar ve Everest dağlarındayız. Everest'e gel. Gel bana. Geldiğimiz gibi gidiyoruz. Bugün en çok sevdiğiniz serilerden doğada kalma. Bu sefer neredeyiz biliyorsunuz mu? Ve yanımızda çok büyük parçalar yok arkadaşlar. Her şeyi doğadan bulacağız. Burada gördüğünüz gibi kurt, ayı, tavşan. Ayak izlerini biliyorsunuz, size göstereceğiz. Eğer basmadıysak üstüne. Onları da göreceksiniz. Tek başımıza burada kalacağız. Şu anda hava derecesi -5, -10 arası. Akşam nasıl olur hiç bilmiyoruz. Konuk oyuncularımız da var. Biliyorsunuz onları da göreceksiniz. Ha, video like atmayı da unutmayın. Kanalımıza 2000 aşağı yaklaştı. Bir like'ınızı alırım. Diğer YouTuber'lar daha önce karda hayatta kalmayı yapmadı. İlk yapan ben oluyorum. Bilginiz olsun, ilk like'ımı da sizden bekliyorum. Zaman kaybetmeden malzemelerimizi taşıyalım ve bakalım neler olacak, neler bitecek. Kurt da gelebilir, ayı da gelebilir. Bu video çok action'lı geçecek. Bekleyin, gece uzun. Arkadaşlar, kafes dövüşü içinde Sinan ufak bir trafik kazası geçirdi. Onu bekliyoruz. Mutlaka katıl, abone olun. Kafes dövüşünün videosu katıldı olacak. Bilginiz olsun. Sonra ben duymadım, ben bilmiyordum. Şöyle de böyle de demeyin, katıldı. 100 kişiydi aranızda, ben vereceğim. Videodan son gaz devam. Arkadaşlar, şu anda herhalde bir hayvan izine rastladık. Büyük ihtimal tavşan olabilir diye düşünüyorum, küçük yani. Ondan sonra daha ilerlerde ayı izlerine de rastladık, kurt izlerine de rastladık. Bakalım yapacağımız barınak bizi ne kadar koruyacak. Bak bizler... şurada da izler var. Onlar da işte bir hayvan izi de, hangi hayvan bilmiyorum ki. Ayak numarasından belli değil. Bak şu yuvarlaklar da, şu bunlar ayakkabı izi değil yani. Değil canım, onlar biliyor. İki tane var değil mi? Bir, iki, üç, dört. Dört parmaklı bir şey. Bak burada da var. Büyük ihtimal bu ayı olabilir. Daha detaylı ne olabilir bilmiyorum. Aha bak. Evet, biz buradan yürüdük zaten. Bak, görüyor mu? Evet. Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Yok, gözüküyor bayağı. Biz görüyoruz. Evet, etrafımız kar ve konuk oyuncularımız da var. Konuk oyuncularım biri. Yoo, sıcak. Nereli olduğunu biliyorsunuz. Bu dağın da ne olduğunu bilenler biliyor. Yoruma yazabilir. Ve bir tane daha konuk oyuncumuz var. Pek de oyuncu değil ama. Faruk Çapparın. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Faruk Çapparın alkışla sahne alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biz bu dağa niye geldik? Niçin geldik? Niye geldik? Biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar, bizi buraya kadar gidiyor. Şaka şaka. Gidek. Vallahi gidek. Üşüdüm. Gözüm onuyor. Pembe olmuşsun lan, gel hele bir. Vallahi pembe olmuşsun. Oğlum abi bak. İşlik, pişlik, her şey bizde bulunur. Avukat olsun, yaparım ben. Tamam, neyse çok konu uzatmayalım. Şimdi elimizde birkaç tane malzeme var. Bu malzemelerle görev ayrımı yapıp burada kalacağız. Elimizdeki imkanlarla bakalım neler yapacağız, neler yapamayacağız. Sizler de bunu izleyeceksiniz. Hava bu arada çok kötü. Bak şöyle göster havayı, şurayı. Bu arada 3000 rakımdayız. Ben burada inşallah bir gece geçirebileceğimize inanmak istiyorum da. İnşallah yani geçireceğiz de. İşte donma olur. Hipotermi falan geçirse kimse evet. Çıkacak bize. Layık atın çocuk, senin sıfat. Şimdi iş bölümüne geçeceğiz. Bak hava bozuyor. Ve bizim evet. Bir barınağımız, bir yiyeceğimiz, bir suyumuz bile yok. En önemli şey barınak. Peki itemlerimiz evet. Neler? İtemlerimiz orada. Onları göstereceğiz. Ama ateşlik malzememiz var. Bir orada bir şey yok ki kardeş. Biz bir günü bundan mı geçireceğiz? Ya domates falan fistan var. Onları yeriz de. Yemeğe olay ufaktan. Ben eve gidiyorum. Sen olanların kilesine daha iyiydi ha. Getirdiğimiz malzemeler bunlar arkadaşlar. Bir adet keser. Balta. Streç film. Olmazsa olmazım. El feneri bir adet. Tel. Emre'yi bağlayacağız bunları. İp. Bununla da Berkay'ı bağlayacağız. Anlıyorum. Bant ve maket bıçağı. Çivi, mum. Ve vesaire şeyler arkadaşlar işte. Kerpeten, kütük. Bunu da biz yaptık. Bunun bir ismi yok. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi herhangi bir barınağımız veya bir şeyimiz yok. Ufak tefek yiyecek şeylerimiz var. Onlar da bir şey olur diye yanımızda bulundurmak amaçlı yaptık. Şimdi görev dağılımında neler yapacağımızı, ne yapacağımızı, doğada neler bulduğumuzda ne bize faydalı olacağını size tek tek baştan sona kadar göstereceğim. Bu videoyu baştan sona kadar izleyerek, like atarak, kanalımıza abone değilseniz 2 milyona çok az kaldı. Hadi geçelim görev dağılımına. Yemeği ben yapayım mı? Ben de yerim, yemeği yerim ben de. Seçtik o zaman. Görev ödeyim mi? Yapar, yer. Faruk Çapar. Sen odun bul. Odun. Anlıyorum. Her taraf bembeyaz, ben bu odun edemeyeceğim. Yaratayım mı?
Bıçım mı ne yapayım? Ama şuranın arkasında sanki bir şeyler var gibi hissederim ben. Yozgat'ın... Kar yanığı diye bir mevzu var. Ha. Nasıl oluyor lan be? Ateş niye yakmasa? Odun yok oğlum. Kar yanığı olsa mesela. Ha? Olmuyor mu öyle? Ben bir keresteci ferahımı sarayım mı? Getirebilir mi buraya? Buraya da getirirse zaten helal etsin adama. Yemin ederim ben. Bravo hadi. O da bravo hadi. Hem o yok. Amca yürüyor. Ben seni savundum. Ben senin için Berkay'la savaştım burada sana attı diye. Ben şimdi... Faruk kaya attın herhalde. Sen 50 defa demiyor mu yaşından küçükleri dövme diye? Arkadaşlar. Bu ne? Bunlar çok güzel yanar. Tamam dur öyle yapma, hepsi yere gitti kanka, alırız onu dur. Doğada ne bulabilirseniz bulun getirin. Edeceğiz tamam lan, malzemesi bulacaksak. Sevgili dostlarım, şimdi bireysel olarak odun aramaya çıktım. Şurada bir parçamız var. Şöyle göstereyim size. Böyle araya araya gidiyoruz. Bakın bu. Bu şekilde yolda bulduğumuz odunları alıyoruz. Bunlarla kendimize barınmak için bir yer yapmaya çalışacağız. Emre Gül yapacak. Tabii ne kadar güvenilir bilmiyorum. Falliye. Şöyle bir açı değiştirelim. Yalnız havası 10 numara. Şu an 3000 rakımdayız. Kazasız biraz bu videoyu bitiririz inşallah. Şu an Faruk'un kamerasına geçtiniz. Bay bay. Arkadaşlar bunlar odun yok diyor. Yetmez bize diyor. Odun arıyoruz hala. Bulabildiğimizi bulacağız. Bulamadığımızda da yapacak bir şu eldeki imkanlarla devam edeceğiz. Oğlum daha da nerede odun bulacağız ya? Dur. Bulacağız onu. Aha. Ana bir tane daha bulduk. Bak dur. Kaç tane daha bulak. Gidelim. Bir şey buldum. Bir dakika. Ah dur. Bak bir şey buldum şimdi. Bak şuna bak. Şimdi bununla kayka yapılmaz mı? Yapılır. Allah hadi gidelim. Bunu bulduğumuzda sevinecek tek kişi var, o da Berkay. Kayacak. Arkadaşlar şu anda kar başladı. Ekrana yansıyor mu yansımıyor mu bilmiyorum ama ufak ufak yağıyor. Bir adet tütüğüm var. Bunlar var. Ve bunlar şimdi çekişten çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içini koyacağım. Sonra da yakacağım. Birazcık sıcaklık problemimiz var. Odunumuz da var ama her ihtimale karşı bundan şey yapmamız lazım. Odunları bulmaya gidiyoruz. Çevremizde birkaç odun bulduk. Onları sizle beraber alacağız. Mesela halihazırda gördüğünüz gibi. Bir sürü odun var lan. Bunlar işimizi görür mü? Bunlar işi görür mü Faruk? Hiç görmek ne a**ın burada karda bunu bulduysak. Vallahi bilmiyorum, kampçılar falan mı bıraktılar acaba? Birkaç tane daha görünüyor gibi de arkadaşlar, burada da kar yağışı başladı. Ufaktan kar yağıyor. Biz galiba 24 saat burada geçireceğiz. Mahsur kalacağız. Emo! Odun bulduk lan! Fallik bilon boyuyla gene STLCS'de video çekiyor ha, haberiniz olsun. Karda bu karda bu kadar bulduğumuza şükret ha sen. Ama oğlum hava şartları çok kötü, baksana Emo ya. Sis al daha her yere. Ateş yakak kanka. Ateş yakak ki kurt murt gelmesin ya. Ama ateş neyle yakacağız? Ben ateş yakmak için bir malzeme aramaya gidiyorum. Bulursam ateş yakak, doğada ateş yakmaya karşıyız. Karşıyız derken yani. Normal alanda yakmaya karşıyız. Bir şeyin içinde yakabilirsiniz hepiniz. Kontrollü şekilde. Acayip buldum. Bir de şöyle tehlike buldum kanka. Bundan yemek pişirebilir miyiz acaba? Bir işe yaramaz mı bunlar? Kanka kampçılar geliyordu. Bir de ileride arkadaşlar bilmiyorum hayvan sidiğim falan. Yüz yollak işenmiş. Kanka ateş için bunları bulabildim. Şunla ateş yakalabilir. Biraz daha odun bulalım. Yalnız bu benim işimi görür. Bu da görür. Şimdi sen bundan, şurada odunlarımız var. Milattan önce sanırsam 8000 yılından kalma bir taş buldun, tamam mı? Bu ilk çıkan volkanik taşlardan biri. Yersek kirşin! Ah! Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. Abi 911 alayım, ben giderim yani. Şu anda kar yağıyor ve bizim bir tane bile barınağımız yok. Bu odunlarla barınak da yapamayız. Arkadaşlar Emre Gül Sinan'ı kafes dövüşünü yenerse ben de Deniz Tomay'ı kafes dövüşüne davet ediyorum. Odun meydan Deniz, çık gel. Sanırsam biri bunları ya almak için toplamış ya burada bırakmış. Ama bak buranın arkasında da arkadaşlar Kayseri'nin Azerbaycan ormanları diye ormanlar var. Buranın sırt hemen ha. Oradan olabilir. Kameraman kurban olurum sana, geldim anlatırma. Arkadaşlar gerçekten toprak olmadığı için çok verim olarak zorlanıyoruz. Yani kolay kolay çıkmıyor. Gerçekten aşırı zor bir şey. Neyse en azından ateşimizi yaktık.
Ama barınağa bir an önce başlamamız lazım. Hadi bu ateşte de buharda da ne çay yapılır ha, çay çekirdik. Çay yok mu? Yok. Sevgili dostlarım, yaptığımız şeyleri yıktı. Sonra da aklımıza bir şey geldi. Baltayla bunların ağzını böyle sivrilteceğiz. Mızrak gibi yapacağız. Sonra da farı ama yere çakacağız. İzlemede kalmaz. Kendim çapımıza bir tuzak hazırlayacağız hayvanlar için. Güzel bir hayvan yakalarsak yeriz, keser yeriz. Artık şansımıza ne denk gelirse bilmiyorum. Onlara özel bir yem, birkaç tane yemimiz var. Güzel bir tuzak yapacağım. O tuzağı izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir tuzak olacak. Gördüğünüz gibi buraya iyice eşeceğim. Eşmekten yorulduğumuz için her taraf taşlık, en yumuşak toprak bura ve en verimli yer burası olduğunu hissediyorum. Bak kuşlar falan fısıldan hep şuralarda geziniyor. Burada bir hayvan yakalamayı düşünüyoruz. Eğer olursa, tuzağımıza düşerse. Bakalım. Geldiğimizdeki soğukla şu an arasında dağ var. Bu dağlardan daha soğuk. Oranın bir soğuğu vuruyor. Efsane. Arkadaşlar biz yarım saat içinde barınağı yaptık yapamadık. Bu video burada biter. Çünkü gerçekten çok soğuk. Eldivenim orada. Burada tuzak hazırlıyorum. Yemek yememişim. Açım, sinirliyim, stresliyim. Ve like atmamışsınız, yorum yapmamışsınız. Kanalımıza abone olmamışsınız. Bilginiz olsun. Çok kötüyse. Katıl butonuna mutlaka haberdar olmak istiyorsanız da katıla da abone olmayı unutmayın. Allah'tan Faruk varmış bu videoda. Yoksa biz... Kazma kiraladık. Evet, kazma kiraladık. Hadi kanka, elinde işte. Dört, dikdörtgen olsun. Şimdi... Beş mi şeyleri döndük, üçgen, dikdörtgen, yuvarlak, kare. Bakın yürü. Nelerle uğraşıyoruz? Helal lan sana Yusufi. Olay mı lan? Çıkarmak. Kardeş hayvan mayvan umurumda değil. Ben üşüdüm yani, ısınmak istiyorum artık. Şimdi sevgili dostlarım, 3+1 Hollanda tipi villamızın kış cephe yalıtımını gördüğünüz gibi, herkesin yaptığı gibi stres filmle yapıyoruz. Etrafını stres filmle çevireceğiz, sonra çatısını yapacağız. İçinde oturulabilecek ve yaşanılabilecek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu tarafa geçelim mi sen? Sen onun bir ucunu oraya bağla kardeşim işte. Ama dikkatli bağla. Emre Fahli de tuzak kurmaya gitti. Ne yakalayacağız da bu soğukta sanki. Merhabalar sevgili arkadaşlar, videomuzu kısa bir süreyle ara veriyorum ama bugün size yine Binomo'dan bahsedeceğiz. Binomo'nun güncellenmiş hali, BTC geldi arkadaşlar. Çok güzel ödüller var. Bu ödülleri benim takipçim de kazanmasını istediğim için daha açık bir detaylı anlatacağım. Cep telefonumuzu çıkarıyoruz. Bu Android olabilir, Apple olabilir, hiç fark etmez. Ve Tesla veriyorlar. Yapmanız gereken birkaç işlem. Şimdi hep beraber gelin bir işlem yapalım. Şimdi arkadaşlar çok basit bir işlem var. Bir grafik var, bunun aşağı ya da yukarı gittiğini tahmin ediyorsunuz. Tutar kısmına ben 1200 TL'lik bir tutar yapıyorum ve grafiğime bakıyorum. Çok aşağı gittiği için yukarıyı seçiyorum ve bekliyorum. Evet arkadaşlar, kısa bir işlem yaptım. 2208 TL kazandım. Şimdi gelin biraz daha detaylıyı inceleyelim. İşlemler var. İşlemler kısmını birçok kere anlattım. Bonuslar var. Binomo'nun size verdiği bonuslar. Bakiye kısmı var. Para yükleme ve para çekme işlemi var. Şu ekranda gördüğünüz gibi. Hangi bankayı kullanıyorsanız para yükleyebiliyorsunuz kısa bir şekilde. Para çekme işlemi de var. Dünya kupası var arkadaşlar. Dünya kupasında neler verdiklerini söylüyorum size. Tesla, 320 bin dolar ve birçok teknoloji aletler veriyor arkadaşlar. VTC ile işlem yaparak ödül kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar Binomo bloğu var burada. Binomo'yu anlamanız için yapılmış. Destek hattı var. 7/24 destek elinizin altında. Ayarlar kısmından istediğiniz ayarları yapıyorsunuz. Telegram hesapları var. Yani var da var. Şimdi gerçek hesap var. Demo hesabınızda para yüklüyor. Bilmeyenler için, yeni başlayacak olanlar için demo hesabında belli bir ücret var arkadaşlar. Turnuvalar var arkadaşlar. İstediğiniz turnuvaya girerek turnuvalara katılıyorsunuz. Açıklamadan bağlantı linkine tıklayarak Binomo'ya katılabilirsiniz. İşlem yaparak Tesla sahibi, 320 bin doların sahibi olabilirsiniz. Yapmanız gereken açıklamadaki Binomo'yu indirerek birkaç işlem yapmak. Hadi videomuza kaldığımız yerden devam. Arkadaşlar şimdi tuzak kurma aşamasına geçtik. Altına bayağı bir eştik. Elimizde birkaç tane sebze vardı. Onları yem olarak kullanacağız. Bize daha büyük şeyler getirsin diye. Eğer getiremezse, aç kalırsak var ya, bunlar da gitti elimizden. Siz de böyle bir kutuyla
tuzak kurabilirsiniz. Aynen, direkt geldiği gibi lok düşer içine. İnşallah. Ama atı bayağı derin ki. Vallahi iyi kazdım kuzen. Tamam, bırak hadi bunu. Koyun içine de at da biraz, içine düşerse orada yesin bari. Hayvancağız. Biz hayvanı yakalamaya çalışıyoruz. Sen vicdan yapıyorsun. Ben vicdansız bir insanım, beni biliyorsun. Şimdi buradan hayvan yakalarsak, ki zor ihtimal ama belki bir ihtimal, kesip yer miyiz? Yeriz. Eğer yakalayamazsak seni kesip yiyeceğiz zaten en son. Senin dersin tatlı olur ha kuzen. Yumuşak ya. Tuzağın mantığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hayvan nereden gelirse gelsin, bu kutsudan bunları yemeye başladığı an ağırlıktan dolayı içine düşecek. Ve içinde hapsiz olacak. Biz de geldiğimize yakalayacağız. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar tuzağımızı buraya bırakıyoruz. Çünkü hayvanlar biz buradayız diye gelmeyecekler. Şu eve bir bakalım artık nasıl oldu, ne oldu. Helal. Ev güzel oldu bu arada. Ev yapıldı mı Selçuk? Evet evet yapıldı. İçi şu an sıcak değil çünkü altlardan açıkları var. Onları da siz gidin bir plan proje yapalım, kapatalım. Neyse tuzağımız burada kalsın. Bir iki saatte bunu bekleriz herhalde hayvanın gelmesini. Sevgili dostlarım, sıcaklık, ısı yavaş yavaş düşmeye başladığı için hava kararıyor, güneş gidiyor, gün gidiyor. Soğuklar atmaya başladı. Hızdan kulübeyi bitirmeye çalıştığımız sırada arka planda Ferhat arkadaşımız bizim için işi rast kessin. Biz bunun içinde yemek yapacağız. Şimdi bunu buradan deldik. Özel bir makine yaptırdık bunu delmek için. Onunla deldik. Buradan da deldik. Buradan çalıyı çırpıyı iteceğiz yakmış şekilde. Bunun içinde de çalı çırp olacak. Bu buradan yanacak için için. Yani bir ocak görevi görecek. Bunun üstünde de Emre Falli artık tuzak kurmaya gitti. Ne avlarsa onu yiyeceğiz, avlayabilirse tabii. Bahsettiğim alet bu. Bunu biz kendimiz hırdavatçıdan aldık. Buraya bir demir kaynattık. İçinden de buradan boru geçiriyoruz. Bunu bu şekilde deldik şöyle gördüğünüz gibi. Tabii bunun mucidi biz değil. Biz de internette gördük. Hoşumuza gittiği için yaptık. Buyurun mal boncuk. Şimdi seni şöyle alayım Selçukcuğum. Sevgili dostlarım, Emre Gül avlanmak için tuzak hazırlamaya gittiğinden beri biz bu barınakla uğraşıyoruz. Barınak bitmek üzere. Az bir işi kaldı. Şu çatısını falan halledeceğiz. Bir de buradan gene internette gördüm ha bakın. İnternette faydalı bir yerde var. Adam kanka. Dinliyor musun Selçuk? Dinliyorum. İzliyorsunuz mu izleyiciler? Şuradan şöyle kolibandı çekiyor tamam mı kanka? Kapı gibi. Ondan sonra burayı kesiyor maket bıçağıyla. Burası kapı oluyor. Nasıl mantık? Şeyi nasıl yapacağız peki? Evin şu alt kısmından. Ha onunla anlayayım. Selçuk dedi ki duydunuz siz de bu altı nasıl yapacağız diye sordu. Bu alta ben kendi bireysel olarak düşüneceğim, karla kapatacağım böyle. Burayı mantıklı. Karla kapatacağız. Emo da ne der bilmiyorum ama işini bitirip gelebilirse tabii fallik. Bakın daha çok acı kalırsam şerefime namusum Emre'ye yerim. Bu kadar açık konuşayım bak. YouTube kanalda benim olur, siz de beni izlersiniz. Şimdi Hacı Zeki Ferhat çatıyı tamamlamak üzere. Size yemin ediyorum haşat olduk bak. Ver kameraman senin halini bir çekeyim lan. Sana yemin ediyorum. Kanka kameramanın halini görüyorsunuz. Allah yardım etsin. Çok yorulduk. Hala bir şey yemedik. Yorulduk mu? Yorulmadık. Sen çalışmıyor gibi çalışıyorsun. Lan yürü çok. Git lan. Oğlum evi güzel yapmışsınız ha. Ne yakaladın? Aslan mı yakaladın? Kaç saattir yoksun a**ın. Ne yakaladı bu? Daha bir şey yakalayamadık ki. Başla. Daha yeni kurduk a**ın düzene. Bari bir samırsak soğan ekeydiniz de bekleyediniz çıkaydı bu kadar. Niye geldiniz yani? Bak hele elde avuçta iki tane domatesimiz vardı ya. O da gitti a**a koydu. Kim yedi? Tuzağa koyduk. Hayvan mı yiyecek? Ben yiyeyim a**. Hayvan niye yürü lan? Hayvan yer zaten. Bak hele biz de hayvanı bak hacı ya. Emre Gül ne yakalamış? Göreceğiz. Gördün mü oğlu? Şurada şöyle kafa diyor ki. Yürü mesela zaten. Buradan soğuk gelmez. Şimdi secdeden lan korur. Önemli olan şuralardan soğuk gelmez. Hem de barakamın şöyle 10 numara görmeyecek. E çok iyi olmuş. Arkadaşlar barınağımız gerçekten 10 numara olmuş. Eline sağlık kardeşim. Çok güzel yapmışsın. Boyu da tam benlik. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyip de like atmadıysanız, o kadar emeği boşa geçirdiyseniz bir şey demiyorum. Çok üzülürüz. Yani gördüğünüz gibi arka planda adamlar sağ olsun çok çalışıyor. Hacı, Selçuk, Faruk, Berkay. Yani daha iki kişi daha vardı. Onlar da yolda gelirler az kaldı. Yani bu gece buradayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 saat oldu. Tuzağımıza bakalım ne oldu ne bitti bilmiyoruz. İnşallah bir hayvan yakalamışız da kesip boynunu yerik. Tuzağa daha kimse gelmemiş. Dur ben şu kamerayı alayım. Sevinmiştik. Bence biz B planına geçelim arkadaşlar. Tuzak yana kalsın burada böyle. Hatta direkt şöyle yapalım. Siz bizim gibi uğraşmayın tuzakla muzakla. Tuzak bize göre. Ama buraya ne olmuş ki kuzen? Anladın mı yani? Kanka bilmiyorum kayıttan bakarız bir şey düşürmüş ama taş. O taş yani, oraya nasıl düştü onu da anlamadım. Rüzgar. Ayı mı vurdu rüzgar acaba? Rüzgar etki. Neyse arkadaşlar biz eve geçek. Yemeğimizi yapalım. Ne yapacağız a**?
Bir tane domatesiniz vardı, bir tane biberiniz vardı, o da burada koyayım. B planım her zaman var. Ne? Sucuklu yumurtalı melemen yenir. Seni döverim burada. Seni vururum. Hayvan yenir. Ulan madem sucuğumuz var, yumurtamız var. Şeyden sayamam ama siz anlayın. Sucuğumuz var. Şeker. Biz burada niye uğraşıyoruz o zaman 2 saattir? Kanka. Yürü gidek yapalım. Acımızdan öleceğiz karnım. Arkadaşlar ya. Siz daha güzel bir tuzak hazırlayabilirsiniz. Mantığını çözdünüz az çok. Hayvan geldiğinde çap çap düşecek. Bunun hazırladığı gibi hazırlanmayın da. Aha gördünüz sonucu. Daha gece uzun. İlla bir şey olur. Ben gece mece kalmam burada. Alacağım. Gömdüm dondu oğlum, gömdüm mü şu halimi? Bakacağız. Bakmıyorum. Niye eliniz boş s**tiniz ya? Hani nerede av? Hani nerede tuzak? Tamam. Oğlum ne yiyeceğiz lan? Kanka B planını devreye soktum. Arkadaşlar Emre Gül gibi bir arkadaşınız varsa eminim her gün açsınızdır. Arkadaşlar şu an yemek faslına geçtik. Faruk yeme yeme. Yemem lan, şeyde çok yemem. Yemeğimizi yapıyoruz. Allah'tan biz B planı yapmışız. Yoksa biz burada açlıktan geberirmişiz. Hacı ben açlığı falan... Açlığı boş ver. Yani... Ayağım yok. Benim de... Bak, ayağım yok benim abi. Bak şimdi, botun burası burada yırtıldı. Benim ayağım şu an ayak yok. Bizim ayakkabıcının üstünü daydan mı aldın? He ya, sahte. Bu an için var ya, ayağımlar ben... kibit gibi dondu dondu. Ben burada kalmam ha. Tamam kanka, sen yürüyerek git. Abi ben kalırım. Ben de kalırım da ısınmayı çözmemiz lazım. Yoksa sabah hepimiz hipotermi geçireceğiz. Şu an geçireceğiz ama benim hipotermi mi? Sabah benim cesetlerimizi hazırlar buradan. Ya bir şey olmaz, bu kadar korkmayın. Oğlum saçmalamayın oğlum, siz bu soğukluğun farkında değilsiniz. Ya da ben çok abartıyorum. Şu an yemeği yapıyor, çok güzel, tamam mı? Yemek bizi ısıtır. Aslında çay... Tam bu zaman mı da bizi ısıtacak yemek? Ya burada bir ısını yok. Bugün yemek karnımızı doyurur ya. Adam seyircilerimizden daha çok düşünüyor. Helal lan. Çok büyük hatır koydu ha, yemin ederim. Seyircilerin hatırı için buradayım bugün. O zaman seyircilerin hatırı için Emre f***ing atsın. Ya hadi aç lan. Aç lan. Aç 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 aç. Yok seyirci için seyirciden haklı kaldı kardeş. Ulan ya kat at. Bu kadar mı kaldı? Yorumlara yazın. Açsın diye bir dahaki videoda açsın. Seyirciler istemiyor dedi. İsteyin bakayım bir. Ne yapacak? Aç lan. Baca yazdı. Hayır. Daha önce soğuk demiştik ya. Siz onu silin. Daha soğuk şu an. Buz gibi. Etraf buz donmuş. Biz aşağıda numara vermiştik abilere. Adamlar da bizi arıyor. Çığ falan fistan. Kanka hava şartları kötüymüş. Çok kuvvetli bir yağış bekleniyormuş. Fırtına falan gidebilirmiş. Arkadaşlar sadece ellerim falan donuyor. Bu bir. İkincisi ben bir şey diyecektim, soğuktan unuttum. Kötü günleri atlattık, sıra daha kötü günlerde. Çekelim anam. Yemeğimiz hazır baba. Aa tipi de yavaştan başladı. Yemek hazır değil de sen çiğ çiğ yiyorsun sanki. Domatesi de aynı attık oğlum. Ne derler biliyor musun 50 sene sonra? Bak. 5 tane mal buraya zamanında video çekmeye çıkmış, doğmuş, ölmüşler ha. Burada derler ha. İşte ben de bundan bahsediyorum. İşte ben böyle bir ben şey de bundan bahsediyordum ha. İşte. Bu yemeği yemek için geldim. Bu saate kadar bunu bekledim. Bunu yer, ondan sonra giderim. Bunu yiyip gidecek miyiz? 1900. Yok, nasıl yok? Burada yatı yok. Burada yok. Buradayız. Oğlum adam aradı. Manyak. Adam aramaz, çok önemli araması bizim. Evet. Git. Önemliymiş arkadaşlar, Allah'ım bize. Burada kalıyor oğlum, gitmiyor. Yok gidiyor gidiyor. Ya gitmiyor işte bu tane. Çorabım bile ıslandı yani, ne oldu? Saat kaç? Arkadaşlar bıraktığım İBAN'a Faruk için yardımlarınızı bekliyoruz. Tamam, Faruk'a beyin alacağız. Katıla abone olursanız bana avokadolu çorap alabilirsiniz. Soğuk. Yoo sıcak. Avokado ellerimle yapıyorum size. Bırak ya, bir yemek yiyeceğiz, zehir ediyorsun ya, piç ediyorsun ya. Ayran getirin baba. Ben duman, dayanamıyorum. Dumanın üstünde şu an. Sabahtan beri yemek yemedik be. Lan esnaf bir şey yemedik lan. Ayrıca yedik ya. Ya ben çok açım. Ya bu hayatımdaki yediğim en güzel yemek. Deli mi? Üçüncü kattan atladım oğlum, manyağım lan. Selçuk aç ağzını. Esnaf biz içeride ne yedik? İster ben düşünüyorum, yürüyelim kardeşle. Ya içeri götürek. Hadi içeri girek. Biz bir evi niye yaptık onu merak ediyorum ya. Bizim burada da sıcak yapmamdı ya. Şimdi birkaç takipçim şey yazacak. Diyecek ki ooo Emre kampa gelmiş. Lan kara gelip de bunu yememek de olmaz ya. Baba gel çıktın yani. Alın baba, biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Abi dostum. Ham. Ben verdim zaten ona. Ama yemek sıcak. Selçuk kesse gelsen değil la. Kapatıyorum kaydı. Bir kameramanın haline bir eski bir kameraman alınlar. Evet, kameraman için yemek vakti. Kameraman için bir dakikalık saygı duruş. Öldüm. Biz daha kötü öldük. Burnumdaki boklar kurudu.
Arkadaşlar şu anda aşağıda alev alev duruyorlar. Fırtına gelecek diyorlar. Mecbur olarak doğa şartlarının serisini burada bırakıyoruz. Gitmemiz lazım. Arabamız bile yolda kalabilir dediler. O yüzden zincirimiz olmadığı için gitmemiz gerektiğini söylüyorlar. Kameraların da şarjı bittiği için ve hep telefonla kaydalıyoruz şu anda. Yani ortalığı da toparladık elimizden geldiği kadarıyla. Saat şu an 9-10 gibi. Öyle bir soğuk vuruyor ki parmaklarım, parmaklarım boşver. Ayak uçlarım, vücudum, herkes dondu yani. Diğerleri arabaya geçti donmaktan. Biz de arabaya doğru geçeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoluk buraya kadardı baba. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum bay bay. İzlediğiniz kafes dövüşümde katıl butonunda. Oraya da katılmayı unutmayın. Direkt katılıyorum. Hadi görüşmek üzere.